Hazan, müsait misin? Tabii. Ne yaptınız? Hanife teyzeyle konuşacaktınız. Her şey olduğu gibi anlattık. Allah iyi mi yaptınız bilmiyorum. Neden? Ya sonuçta yaşlı kadın ya. Ne bileyim. Neyse sen madem müsaitsin. Gelip seni alayım mı? Ya da istersen sen gel. Ben gelirim. Fikret abidesin değil mi? Evet evet buradayım. Tamam. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Dayım, ne bu hal böyle? Geç otur dayı. Haydi. Ne güzel işte dayı. Madem adresi de var elinde, git çık karşısına. Ne diyeceğim ben Gülendam, ha? He? Ne diyeceğim? Kusura bakma Gülendam. 35 sene kadar geciktim. Bu arada da oğlumuzu öldürmekle meşgulüm, öyle mi diyeceğim? Dayı. Ha bu Tarık iti. Hazan'ı kaçırdıktan sonra genci onu Batum'a yolladı ya. Ben derlendim. Gittim genci onun kapısına dayandım hesap sorma. Bahane dedi biliyor musun? Hak yolunda, doğruluk yolunda İsmail'den vazgeçebilmek. Ancak İbrahim'in yapabileceği bir şey. Genci onun değil dedi. Eğer İsmail'inden vazgeçebilecek bir İbrahim varsa... O baba yiğit karşıma çıksın dedi. Sizin dininizde kurban kesmek diye bir şey var. Değil mi? Değil mi? Evet. Peki kurban ne demektir Ferhat? Hayvan boğazlamak mı? Yoksa İsmail'den vazgeçebilmek mi? Eğer dünya yüzünde İsmail'inden vazgeçebilecek bir İbrahim varsa... Önce gelsin benim iki yakamı tutup hesap sorsun. Ben babayım be. Dayı. Ha o baba yiğit. Şimdi benim karşımda oturuyor. İbrahim benim karşımda oturuyor dayı. Sen hak yolunda, doğruluk yolunda kendi evladından vazgeçtin. Ciğerini söküp attın da. Genç onun dediği oldu. İbrahim geldi. Bütün hesapları sordu. Kapattı. Dayım. Git dayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fikret abi yok mu? Dayım İstanbul'a gitti. Bir geliyorum Ferhat nerede? İstanbul'a gitti. Bir geliyorum Fikret abi nerede? İstanbul'a gitti. Oturmaz mısın? Otur. Neden gitti? İşi mi var? Geç kalmış bir sevda masalı diyelim. Ciddi misin? Uzun hikaye. Sonra anlatırım sana.
Siz ne yaptınız? Nenemin yanına taşınmaya karar verdik. Bundan sonra hep beraber olacağız. Ne güzel. Sen? Dayım giderken evi bana emanet etti. Çok garip. Neymiş garip olan? Ben buraya hesapları kapatmaya geldim. Sadece bir gün kalıp dönecektim. Babamdan kalan evi de dayıma emanet edecektim. Şimdi dayım bana evini emanet etti gitti. Dönmeyecek gibi konuşuyorsun. Umarım dönmez. Çay içer misin? İçerim. Sen mi yapacaksın? Hazır da var zaten. Taze.